Herkese merhabalar, Örgü Yeri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda yine kolay ve güzel bir model paylaşacağım. Modelim için şöyle ince bir koton ipi ve 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle iki şişime de birlikte yeterli miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 ilmekten oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Şimdi şişimin diğer tekini çıkarttım. Lastik gerektirmeyen bir model. Direkt model anlatımıyla devam edelim. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra şişime bir kez doluyorum. 5 tane ilmeğimi şöyle şişimi 5 tane ilmeğin içerisine geçirdim. Hepsini birlikte bir defada düz olarak örüyorum. Şişime bir doladım. Yine şişimi 5 tane ilmeğin içerisine geçiriyorum. Hepsini birlikte bir defada düz olarak ördüm. Şişime bir doladım. 5 tane ilmeğimin hepsini bir defada düz olarak ördüm. Şişime bir doluyorum. 5 tane ilmeğimin hepsini bir defada düz olarak ördüm. Başta artırma yaptığımız için sonda artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de direkt düz olarak ördüm. Örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters bir de dolamış olduğumuz ilmeğimiz var. İkisine birlikte şişimi geçirdim. Alttan ipimi alıyorum ve ters olarak ördüm. Biraz uzatıyorum. Şişime bir doluyorum. Aynı ilmeklerin bir kez daha ters olarak örüyorum. Ve ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar şişime bir doladım. Aynı ilmeklerin bir kez daha ters olarak ördüm. Şöyle bir tane fıstık yaptık. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi ters olarak ördüm ve ilmeğimi uzattım. Şişime bir doladım. İki ilmeğimi bir kez daha ters örüyorum. Şişime bir doluyorum. Üçüncü kez ters olarak ördüm ve şişimden bıraktım. İki ilmeğimi bir kez ters örüyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Şişime bir doluyorum. İkinci kez ters olarak örüyorum. İlmeğimi uzattım. Şişime bir doladım. Yine üçüncü kez ters olarak ördüm ve şişimden bırakıyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir doluyorum. Bu fıstıklarımızı artık bu sıramızda topluyoruz. Şöyle şişime bir doluyorum. Bütün ilmeklerin hepsini bir defada düz olarak örüyorum. Şişime bir doladım. Bütün ilmeklerin hepsini bir defada düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, sizlerle beraber bir tane modelimizi yapmış olduk. Şimdi bir tane model daha yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğim var. İkisini birlikte ters olarak örüyorum ve ilmeğimi uzattım. Şişime bir doladım. İkinci kez ters örüyorum. Tekrar şişime bir doluyorum. Üçüncü kez ters olarak örüyorum. Evet, iki tane ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeğimi uzattım. Şişime bir kez doluyorum. İkinci kez ters olarak ördüm. Şişime bir doladım. Üçüncü kez ters olarak örüyorum ve şişimden bırakıyorum. İki ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. İlmeğimi uzattım. Şişime bir kez doluyorum. İkinci kez ters olarak örüyorum. Ve ilmeğimi her defasında uzatıyorum. Şişime bir doladım. Üçüncü kez ters olarak ördüm
ve kenar ilmeğimi de düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir doladım. Bu ilmeklerin hepsini birlikte bir defada düz olarak örüyorum. Yani fıstıklarımızı topluyoruz artık bu sıramızda. Şişime bir doluyorum. Bütün ilmeklerin hepsini bir defada düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, ben artık devam etmeyeceğim. Modelimiz iki sırada bir tekrar ediyor gördüğünüz gibi. Çok şık ve çok da kolay bir model. Kamera arkasında büyük bir parçada da bu modeli çalışmıştım. Hemen şimdi sizlere onu da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Bu da sizlerle beraber yaptığımız küçük parçamız. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Bu modelden kırlent yapabilirsiniz. Şallarınızda, atkılarınızda, mevsimli kırkalarda, bluzlarda, istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.